Esselamu Aleyküm değerli izleyicilerimiz, İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Doğu Türkistan'da neler yaşandı, Doğu Türkistan'daki anlık gelişmeleri sizler için derledik. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Tayvan'da 6 casus balon tespit edildi. Tayvan adası çevresinde dün gün boyunca Çin'e ait 6 yüksek irtifa casus balonu tespit edildi. Tayvan Savunma Bakanlığı'nın şehit hesabında yapılan açıklamaya göre balonlardan 5'i adanın kuzey ucundaki Kowloon şehri açıklarında, birisi ise güneyindeki Pingtung şehri üzerinde uçtu. Tayvan boğazında tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattı olan orta çizgiyi geçen balonlar doğuya yönelerek gözden kayboldu. Bakanlık ayrıca bugün sabah saatlerinden itibaren Çin ordusuna ait 4 askeri hava aracı ve 4 savaş gemisinin ada çevresinde görüldüğünü bildirdi. Tayvan'da 13 Ocak'ta yapılan seçimler öncesinde Çin'e ait yüksek irtifa balonlarının ada çevresinde faaliyetlerinin arttığı gözlenmişti. Savunma Bakanlığı'nın paylaşımlarında ilk kez anıldığı 17 Aralık 2023'ten bu yana ada çevresinde tespit edildiği bildirilen yüksek irtifa balonlarının sayısı 47'ye ulaştı. Elektronik istihbarat donanımları taşıdığından şüphelenilen casus balonların uçuşunun Pekin'in ada üzerindeki egemenlik iddiasını vurgulamaya yönelik bir gri alan tekniği olduğu yorumu yapılıyor. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüleri balonların varlığına dair sorulara durumdan haberdar olmadıkları, konunun dış ilişkilerle ilgisi olmadığı yanıtını veriyor. Aksu'da 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çin işgalindeki Doğu Türkistan'da 23 Ocak 2024 tarihi yerel saatle 00:09'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'da hissedildi. Ancak Doğu Türkistan'daki sıkı dijital denetim bölgeden sağlıklı bilgi almayı zorlaştırıyor. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu dün Türkiye saatiyle 21:09'da 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssü ilk olarak Kırgızistan'ın Kızılsu bölgesi olarak açıklansa da sonradan Doğu Türkistan'ın Aksu vilayetindeki 3 Turfan bölgesine bağlı Ayköl kasabası olarak değiştirildi. Deprem Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan ve Kırgızistan'da şiddetli bir biçimde hissedildi. Deprem Doğu Türkistan'ın Aksu kentinin 3 Turfan kasabasında yaşanırken sarsıntı yerin 22 kilometre derinliğinde 7.1 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin merkez üssünde yer alan vatandaşlar sosyal medyada yaşadıkları paniği paylaştı. Birçok insan panikle sokaklara döküldü. Ancak Doğu Türkistan'daki sıkı dijital denetim bölgeden sağlıklı bilgi almayı zorlaştırıyor. Çin yanlısı propaganda medyaları Çin yönetiminin bölgeye ekip gönderdiğini ifade ettiği belirtiliyor. Doğu Türkistan'daki sözde Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi yönetimi depremle ilgili bir açıklama yayımladı. Aksu Bölge Arama Kurtarma Ofisi'nden yapılan açıklamada depremde henüz can kaybı belirlenmezken yerel saatle 3 itibariyle merkez üssüne 20 kilometre mesafedeki pek çok köyde 47 evin yıkıldığı ve 6 kişinin yaralandığı, bölgenin bazı kesimlerinde geçici elektrik kesintileri yaşanırken elektrik kademeli olarak yeniden tedarik edildiği bildirildi. Çin Deprem Ağları Merkezi'ne göre yerin 22 kilometre altında meydana gelen depremin merkez üssü 41,26 derece kuzey enleme ve 78,63 derece doğu boylamı olarak belirlendi. Merkez, ana depremin ardından 5,3 büyüklüğüne ulaşan bir dizi artçı sarsıntının meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntılar nedeniyle Aksu il merkezinde vatandaşlar, -10 dereceyi bulan soğuğa rağmen evlerini terk ederek sokaklara çıktı.
Deprem Aksu il merkezinin yanı sıra Doğu Türkistan'ın Kaşgar, Hoten ve Ürümçi şehirlerini de etkiledi. Fakat bölgeden yayımlanan sosyal medya paylaşımlarına dayandırılan haberlere göre depremin yaşandığı bölgeye saatler geçmesine rağmen hiçbir ekip ulaşmadı. Ulusal basındaki haberlerde ise Aksu ilinden 60, Üçturpan ilçesinde 10 kişilik arama kurtarma ekibi afet bölgesine doğru hareket ettiği, 800 kurtarma görevlisinin de arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Deprem başta Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan olmak üzere bölge ülkelerinde hissedildi. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te şiddetli sarsıntıdan ötürü halk paniğe kapılarak evlerini terk etti ve sokaklara çıktı. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Bobek Ajikayev sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yerel saatle 00:09'da meydana gelen deprem sonucunda ülke genelinde hasar ve can kaybının olmadığını aktardı. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı da depremin Almatı'da 4 büyüklüğünde hissedildiğini açıkladı. Sosyal medyada depremin hissedildiği ülkelerde insanların sokağa çıktığı görüntüler yer aldı. Çin'den Birleşmiş Milletler toplantısı öncesi lobicilik hamlesi. Birleşmiş Milletler Cenevre ofisinde görevli diplomatlara göre Çin'in Birleşmiş Milletler misyonu Pekin'in insan hakları sicilinin masaya yatırılacağı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi toplantısı öncesi batılı olmayan ülkelerin elçiliklerine notlar gönderdi. Çin diplomatik notta bu ülkelerden toplantıda kendisine övgüde bulunmasını istedi. Çin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nda yapılacak ve Çin'deki insan hakları ihlallerine dair kanserinin gözden geçirileceği evrensel periyodik inceleme mekanizması toplantısı öncesi batılı olmayan ülkeler nezdinde lobi faaliyetleri yürütüyor. Cenevre merkezli Birleşmiş Milletler ofisinde görevli diplomatlara ve elde edilen bilgilere göre Pekin, Salı günkü toplantıda Hong Kong ve Doğu Türkistan'daki eylemleri nedeniyle sorular ve eleştirilerle karşı karşıya kalacak ve eleştirilerle karşılaşacak. İsimlerinin açıklanmaması kaydıyla konuşan 4 diplomat, Çin'in Cenevre'deki Birleşmiş Milletler misyonunun ülkenin sicilinin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde masaya yatırılması öncesi batılı olmayan ülkelerin elçiliklerine notlar gönderdiğini aktardı. Çin'in Birleşmiş Milletler misyonu tarafından üye ülkelere gönderilen diplomatik notta, heyetimizden iki ülke arasındaki dostane ilişkileri ve işbirliğini göz önünde bulundurarak Pekin'e destek vermesini ve interaktif diyalogda yapıcı tavsiyelerde bulunmasını rica ediyorum deniliyor. Cenevre'deki Çin'in misyonu, lobi faaliyetlerine ilişkin basının yorum taleplerini yanıtsız bıraktı. Bunun yerine Pekin'in insan haklarının siyasallaştırılmasına kesinlikle karşı çıktığı ve adil, eşitlikçi ve kapsayıcı bir küresel insan hakları yönetişimini desteklediği ifade edildi. Reuters tarafından görülen ve batılı olmayan 3 ülkeye gönderilen diğer notlarda Çin'in kadın hakları ve engellilik konusundaki sicilini öven yorumlar dahil gündeme getirilmesi istenen belirli noktalarda yer alıyor. Bu minvalde adının açıklanmaması kaydıyla konuşan Afrikalı bir diplomat toplantıda Çin'e destek verme talebi aldığını doğruladı ve istenileni yapacağını söyledi. Efendim, bu konumuzu burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.